Ben sizi belgeselinizi de izledikten sonra ve aslında hep seyrederken hep çok zeki buldum. Mesela okulda da ders vermeniz, gençleri yakalamak, yeni kuşağa kendinizi yaptığınız işleri devam ettirmek ve anlatmak adına yine çok zekice bir hamle. Evet, yani kabare tiyatrosunun akademik platforma geçmesini çok istiyordum. Hı hı. Nitekim öğrencilerimden, yardımlaştığım arkadaşlarımdan tez olarak kabareyi seçenler oldu. Onlar da beni mutlu ediyor. Bu surette de biraz öğrenci yetiştirerek, bildiğimizi paylaşarak kabareyi anlatmaya çalışıyorum. Çok şehit verdik biz kabare tiyatrosunda. Yani bir Ahmet Gülhan'la ben kaldım. Oyuncu arkadaşlarımız var tabii, Perancım falan var ama. Yani biz de rahmetlik olursak kabareyi anlatacak kimse yok. O yüzden öğrenilmesini ve akademik platformda olmasını çok arzu ediyordum. Yavaş yavaş oluşuyor. Ondan harika, Allah size uzun ömür, sağlıklı uzun ömürler versin. Cümlemize sağlıklı uzun ömür. Çok teşekkür ederim. Kabare de yani bir tarih yazdınız, bir devir. Evet. Tarihe isminizi kazıdınız. Genelinde mütevazı bir insanımdır ama burada mütevazı göstermiyorum. Olmayın. Gerçekten son 100 yılın çeyrek aslında fevkalade olumlu bir olaydır. O 67'de başlayıp 92'ye kadar giden o çeyrek asır bence Türk tiyatrosuna gerçekten altın harflerle yazılacak bir şeydir. Yani düşünen, getiren, bizi çalıştıran, inandıran Haldun Taner rahmetli nurlar içinde yatsın. Anladım. Çok güzel bir iş yaptı Türkiye'de. Sizlerle beraber. İnanılmaz. Tabii. Biz de öğrendik. Teknik elemanlarımız da öğrendi. Seyircimiz de öğrendi. Bu kadar senede. Şimdi orada daha önce anlattığınız belgeselinizde de var ama tabii o belgeseli herkes izleyemedi, izleyemeyecek belki. O kabarenin oluşumundan biraz söz etmenizi istiyorum. Çok tabii, tatlı bir hikayesi var çünkü. Çok doğru. Hindenburg artı 89-90 yaşındaydı. Onbaşı Hitler'de. Onun şakirdi, marifeti çantacısıydı. Kandırdı buna Hindenburg'u. Bir de yapay bir seçim yaptılar falan. Ondan sonra faşizmin ayak sesleri duyulmaya başladı. Evet. Faşizmin ayak sesleri netleşince o zaman ona karşı bir akım gelişti. Bu esasında kabare tiyatrosu diye yorumlanabilecek bir akım. Neden öyle yorumlanacak? Çünkü başkaldırı tiyatrosu, bir isyan tiyatrosu, bir şaka tiyatrosu, bir ironi tiyatrosu, hüznü de var içinde. Ve satir. Siyasi otoriteyi eleştiren bir tiyatro. Hem satirik hem kabaretrist, içinde müziği olan, dansı olan ve şimdiye kadarki yapılan yönetimlerin kuramlarının dışında olmayı arzulayan, biraz dadaizmden etkilenen, biraz varoluşçuluktan etkilenen güzel bir akım. Fakat o zaman hakikaten dünyanın sanat iklimi de çok iyiydi. Yani düşünürler, filozoflar, yazarlar vesaire tam ayaklandı ve en iyi dönemde olduğu bir şeydi. O yüzden Atatürk'ün doğum yılında 1881'de Fransa'da bir yontucuyla başlıyor. O gene ressam, heykeltıraş arkadaşlarını alıyor yanına. Bir küçük salonda saz çalıyorlar, gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, şiir okuyorlar. Minik episodlar oynuyorlar. İzleyici de katılıyor. Bunun aşağı yukarı o kent numara dedikleri kara kedi ilk başlangıcı olarak sayılabiliyor. Hı hı. Ondan sonra Fransa'da başlayan bu akım Almanya'ya çok kolay geçiyor. Orada da bir hasır taban var. Orada birdenbire yükseliyor. Hatta Moskova'ya geçiyor, Rusya'ya geçiyor. Orada malum devlet tiyatrosu sanatçıları ağırlıklı evet. olarak onlar. Fakat onlar da oradaki baskıdan ve köşeli yönetimden biraz bunalmışlar, sıkılmışlar. Geceleri kendi aralarında kabare deniyorlar. Hı hı. Bunlara Kapuski tiyatro deniyor. Çünkü lahana yiyorlar, kapuska yiyorlar ve vodka içiyorlar. Onun için onun adı Kapuski tiyatro. Çok güzel. Bundan sonra dünyaya yayılıyor. Biz de örnek olarak girdik. Bugün de gelişmiş bütün baş şehirlerde, ülkelerin şehirlerinde kabare tiyatroları var. Bir tek bizde yok. Türkiye'de siz kabare yapmaya başladığınızda enteresan süreçlerden de geçmişsiniz. Tabii. Mesela pavyon ruhsatı vermişler sizin anlatımınızla. O da çok enteresan bir hikaye. Tabii, çünkü bırakın sanatçıların beyninde olmasını, müfredatta da yoktu. Yani müktesebatta da yoktu.
Biz ruhsat almaya gittiğimizde siz nesiniz dediler. Biz kabare tiyatrosuyuz. Baktılar öyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz yani dediler. Kadın var mı? Var. Dans var mı? Var. Şarkı var mı? Var. Tamam siz pavyonsunuz dediler. Anca oraya bizi katabildiler. İnanınız belgeselde de gösterdim. Benim parmak izimle mor konsumatris kağıdım var. Evet o da çok enteresan. Bildiğiniz konsumatris kağıdı evet, vermişler. Çok şükür onları da geçtik. Saklıyorsunuz tam çerçevelik bir karto. Evet. Tiyatronun Türkiye'deki tarihi açısından enteresan bir yanı aslında. Tabii inanın o yüzden zaten biz kabare formatında ilan etmedik kendimizi. Hı hı. Kabare Tiyatrosu ve Klovneri Oyunları Tanıtma Derneği diye Halil Bey'in önerisiyle bir dernek kurduk. Evet çünkü çok vergisi varmış pavyonların. Tabii %45'e varan bir vergiydi. Tiyatrolardan İnanın farklı biz olarak. İnanın biz o derneğin üye kayıt kağıtlarını bilet diye satıyorduk. Başka bu yüzden çare yargılandık yok. Da, bu yüzden yargılandık öyle da. Mi? Allah'tan ama hakimler o zaman gerçekten hukuka saygı duyan hakimlerdi. Beraat ettik ondan sonra ve şey olarak da yerleşti. Literatüre de geçti. Merak ettiğim şeylerden biri de bu. Neden Deve Kuşu Kabare? Ha, Deve Kuşu olarak. Genellikle Halil Bey Milliyet Gazetesi'nde Deve Kuşu başlığıyla köşe yazıları yazardı. Ve bu uzun yıllar sürdü. Hı hı. Böyle Deve Kuşu'na mektuplar diye başlayıp güncel olayları eleştiren ve mektup içinde o formatta yazılan yazılardı bunlar. Ağırlıklı olarak orada. Bir başka yanı da, bir başka etkisi de kabare tiyatroları genellikle çiçek isimleri, hayvan isimleri onlardan teşekkür ediyor. O yüzden de Deve Kuşu'nu Halil Bey de istedi. Biz de saygıyla kabul ettik. Aslında yaptığınız işlerle de Deve Kuşu çok güzel de uyuşmuş. O evet yani kuş desen kuş değil, deve desen deve değil. Hatta şöyle izah edilir. Meksika körfezine büyük şey düştükten sonra göktaşı gökyüzü kapandı. Aşağı yukarı canlı mahluk kalmadı. Dinozorların falan dahi o dönemde yok oldukları söylenir. Ama onlardan suda yaşayan bir tür ve uçan bir tür devam etti ve yaşadı. Yaşamı sürdürdü. Deve kuşlarının kanatlarının altında el ekstremitesi vardır. Kemik olarak buralarında. Oradan geldiklerinin de ispatı kanıtıdır bu. O yüzden deve kuşu biraz garip bir yaratık. Bir de tabii onun saklanmak üzere başını kuma sokması, aferin poposunun açıkta kalması da evet. O yanlışa insanlar düşmesin diye de bir sembol olarak seçilmiştir.